Futbol heyecanının medyamarda tam zamanı. Medyamart Tatavayı sunar. Peki Çin'e geçelim. Çinde enteresan bir çalışma var. Düşmanın uykusunu getirip düşüncelerini kontrol eden yeni bir silah üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Başlangıç gerçek mi oluyor? Va bu arada. Neyse, şey. Yani sadece bir tanesi olsa da olurmuş gibi yani. Değil mi? Yani hani sadece uykusunu getirse de olur, sadece düşüncelerini kontrol altına alsa da olur. Hipnoz değil mi bu ya? Yani bir çeşit hipnoz değil mi? ...şunu getirip hipno edip... ...sonra işte şunu yap bunu yap diyorlar ya... ...çok başarılı hipnotize edenlerde ...şimdi... ...işte şaklatınca uyanacaksın. Evet. Ya onun bir, bir Doğru aşama ilerisi değil mi bu biraz? Doğru aslında ama Bunlara tabii... Geldi nasıl sağlayacağı da... E, ...burada biraz belirli. Abi düşünce kontrolü... ...işte rüyalara girip... ...rüya ekmesi falan bunları izledik filmlerde. Ulan ne güzel filmdi ya. Hangisi? Inception. Ha Inception. Tabii. Muazzam, muazzam filmi ya. <laughs> Rüyada adama şey ekiyor ya. Bununla ortaklık yap falan. <laughs> o yüzden bu yani düşünce kontrolü, düşünceleri okuyalım. Fikir verelim falan. işte adamın kafasına girelim. İnsanlık tarihinde maalesef var böyle şeyler. Ama burada şöyle enteresan bir durum da var. Bütün dünya e, makineleri üzerinden bir yapay zeka odaklı bir devrim yapma amacında Burada Çinler aslında insanların düşüncesi kendisi manipüle etme peşinde. Evet. Yani bir taraf robotlara bir taraf insanları odaklı gidiyor. Doğru ama ikisini birden yapabilirsen Tabii Doğru o zaman yani. bingo. Mançuryalı aday filmini izlemiş miydin? Mançuryan kendi de ettiği bir film vardır arkadaşlar. Biliyorum dur bakayım. Onu izleyin. Mançuryalı aday. Muazzam filmdir abi. Düşünce kontrolüyle ilgili. Yani filmi anlatmayacağım ama özetle şöyle. Evet küçük bir ee, bir, bir adada e, bir askeri birliği bir zihinsel manipülasyon konusunda eğitiyorlar. Diyelim ki senle ben eğittiler. Biz normal yaşantımıza devam ediyoruz. Hı hı. Ben askerim sen emeklis, politikacısın. Sonra bir gün bir telefon geliyor. Diyorlar ki işte Irmak Kazuk sen misin? Benim. Ben işte bir şey diyor ki atıyorum mesela neresin? Tatava diyor. O kelimeyi duyunca biz şey yapıyoruz. Daha önce manipüle edilmiş olduğumuz kelimeler hı hı. onlar. Manipüle edilmiş olduğumuz kelimelerle birlikte bizim şeklimiz değişiyor. Yani emir verenin söylediklerini yapar hı hı. hale geliyoruz. Kesin seriden. Mançuryalı aday. Manipülasyon yani aslında. Manip... Zihinsel manipülasyon filmi. Hı hı. Zihinsel manipülasyon filmi. Tam olarak o yani. Şeyde belki daha önceki... Ya ama tabii onun tabii çift mi falan var öyle şeyler de var da sonuçta bir zihinsel manipülasyonla ilgili bir film ve çok eski bir film o. Yani 2000'lerin başı diyelim öyle bir film. Çin'in yapmak istediği yani düşünce kontrolü ve zihinsel manipülasyonla ilgili e, ilginç bir film onu izleyin sen de izle. Not ettim. Kendi Not ettim tam o zihinsel manipülasyonla alakalı. Galiba belgeselin adı da manipülasyondu. Netflix'te çok güzel bir iki bölüm vardı. Galiba daha önce anlatmıştım ya. Tamamen gerçekten zihinsel manipülasyon. Sadece soru cevapla bir insanı, aslında hiç tanımadığım bir insanı birisini öldürmeye kadar yönlendirebileceğini ispatı olan bir deneyi çekmiş adamlar. İnanılmaz etkici ve ürkütücü. Ya, insanoğlu bir kere zaten yapısı Sadece soru cevapla. Yapısı gereği vahşi, vahşete açık bir canlıyız biz. Yani işte o var ya meşhur Tabii. deney. Hiç tanımadığımız insanlara iktidar bize geçince elektriği daha fazla Aynen. veriyoruz yani böyle. Manyaklığımız var yani o bir gerçek. Tabii burada da, burada da öyle yani. Önce tanışıyor çok basit sorularla işte ben seni yanıma çekiyorum. Sonra burada diyelim ki işte Mustafa e, kalp krizi geçiriyor bizim editör, arkadaşımız kamera arkasında görmüyorsunuz. Diyelim ki şey kalp krizi geçiriyor. Ve biz bunu saklamalı mıyız, saklamamalı mıyız? Sen diyorsun ki, ee, pardon ben sana diyorum ki seni manipüle ettikten sonra A, bunu kimse görmemeli. Polise falan sakın haber vermemeliyiz. Tolgalar, Sinanların kimse haberi olmamalı. Sen diyorsun bizim üstümüze kalacak falan derken ben seni gene soru cevapla soru cevaplı aslında bu olaya ortak ediyorum. Biz bir bakmışsın aslında hiç alakamız olmayan bir konuda beraberiz. Bir, evet, bir, bir ölüm var ve onun üstünü örtbas etmeye çalışıyoruz ve gün sonunda sallıyorum yukarıda işte bir emeği sen çatıdan aşağı atacaksın Ne kadar gidiyor yani. Gidiyor, Sadece abi. soru cevapla alakalı. Güzelmiş Güzelimden ya. Onda ben bir ara. Ee, hala var mı bilmiyorum yani Netflix'te izleyeli bayağı Adı mi? Manipülasyondu galiba. Olabilir. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ee, iki bölümden oluşuyordu. Çok çok iyi öneririm ilgisi olanlara. Ve son haberimiz galiba. Efsane almış. haber ya. <laughs> ya çok bence sürpriz değeri, haber değeri yok. Dünyada ee... bir, bir çok ünlü bir profesör, felsefeci bilim insanı bir adam vardı. Türkiye dostu. Ve sigara dostu adam. Ee, adam diyor ki ben dünyada en çok Türkiye'yi seviyorum. Hastası Türkiye'nin. Baba günde beş paket sigara içiyor. Çok ünlü bir insan bu. Şimdi kim olduğunu hatırlamıyorum. Lütfen alta yazın. Adam diyor ki Türkiye o kadar seviyorum ki diyor havalandı indim diyor iner inmez diyor tabii işte Amerikalı <laughs> çünkü Amerika'dan gelmiş saatlerdir içemiyorum çıldırdım bir baktım diyor sigara içilmez yasasının altında bir adam sigara içiyor <laughs> sigara, sigara içilmez cezası şu kadar diye bir panelin altında bir adam sigara içiyor diyor o anda diyor, ülkemi buldum dedim diyor. <laughs> Tabii çok sigara içiliyor bizim memlekette ya. Çok 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 içiliyor. Ya, ya. aslında çok sigara Kapalı içen, mekanlarda çok sigara içen bir memleket olduk ya. Memleketiz ve hakikaten Türk gibi sigara içmek diye bir şey var yani. Türk var gibi sigara de Balkan ülkeleri da. falan işte zaten. Oralarda da deli gibi. <laughs> yani Türk gibi sigara içmek gibi bir tabir var. Maalesef iyi bir şey değil yani. Ben bıraktım çok mutluyum. Size de tavsiye ederim. Bir dönem kapalı hiçbir mekanda katiyen içilmiyordu. Hala öyle ya? Abi yok gene iç, içiliyor abi ya. İçiyorum Öyle insanlar mi? abi tabii. Nerede içiyorlar ama hiç görmüyorum. Abi yok ya meyhanelerde falan sağda solda publarda varlarda. <laughs> yani <gülüyor> bir diyorum, şekilde yolunu bulan şey yapıyor yani hiç. Ya, kapalı grupsan bilmem ama ha, yani de... ben hiç, hiç denk gelmedim açık söyleyeyim. Bir de ben, <laughs> ben de... rahatsız oluyorum artık da ben hissederim yani. Abi ha, sen, ha, sen ne diyorsun bir senelerce nasıl gitmişiz kemancılara mevancılara abi, ben abi. abi, aklım almıyor ya şu an. Ben, ben işte hiç, hiç kullanıcı olmadım ama... Sen mi? Yok abi. tabi Ben tabii çok içiyordum o yüzden bize fark etmedi yani. Yok abi sigara Ben mesela çok ya böyle özlenip yalandan. Ama mesela şöyle söyleyeyim. İçtiğim oldu. Bir bir gün bir yere gittim, bir kulübe gittim. Çok oluyor. İçeride içiliyordu, pro sigara, hepsini içiyorlar. Rahatsız oldum bir süre sonra. Abi yok tabii şu anda bir benim aklım almıyor. Şey oldu yani böyle artık. Nefes problemi falan yaşadım yani hatırlamıyorum. Abi evet. şeyi hatırla abi. Bazı 90, yerlerde içiliyor doğru. 90'lar sonunda İndan bir yere, yere gittiğinde çıktın kemancıya bir yere x bir bara gittin. İnanılmaz abi adı. eve gidiyor saçın göz, gözlüğün her kokuyor her ya gözlüğün kokar mı abi? Her yer kokar her mı yer abi, abi tabi. Yani <laughs> pis, inanılmaz. Pis üstün başına siner. Hiçbir şeydir ya yani. inanılmaz bir şeyde. Hemen yani bırakmanızı tavsiye ederim. Çok insan şey yapar. Keyif alıyor. Çok düşünüyorsun lan. Şimdi bu kahvenin yanında da efendim işte. Aynen. <laughs> Yemekten sonra da filan hani filan. Yine aynı zevkleri alıyorsunuz Ya bu arada onu söyleyeyim yani. Si sigara içenlerle mesela hakikaten tiryakilerde şu şey var ya o kafaya özeniyorum demiyorum ama merak ediyorum ya. Deli gibi kahvaltı ettin, ayı gibi şu bir sigara kim diyorlar ya böyle bir. Mesela Abi o onda aldığı hazzı Gerçekten merak ediyorum yani hani nasıl bir kafası var nasıl Abi o, bir rahatlama yani oluyor? Mesela ben sigara içerken bir de tabii o şöyle Ya bir stres anında o sigara içmeyi çok mutlu olduğum bir anda. O sigara içmeyi şey yapıyorsun işte onu hani onu ne derler? Ne? Keyif sigarası. Legalize <laughs> ediyorsun. Mesela ben banyoda sigara içmeyi çok severdim. Hı. Hmm. İyi bilirler. Banyoda sigara içmek çok keyiflidir. Maçtan sonra sigara içmek çok keyiflidir. Efendim. Ya yani maçtan ne egzersiz atıyorum halı sahadan. Sonra. Ha ya da egzersizden Filan. sonra. Evet, egzersizden sonra. Ama tabii aslında en zararlı olduğu zaman. Tabii değil ki mi? öyle. Tabii ki öyle. Her yer tabii, açık. Tabii ki öyle. İşte ondan sonra sabah uyanır yanmaz sigara içmek çok filan falan. Bunun hepsini legalize ediyorsun sen. Ha, o da güzel, bu da güzel. Lan işte şimdi yazın akşam güneş batıyor. Böyle soğuk bir tane aslında bir kendi içecek ha, kılıfını... Falan. Yalan yani. Genelde akşam güneş batacak. Gene o soğuk içeceği içeceksin. İçmesen de oluyor yani onu anlatmaya çalışıyorum. Ha bir rahatlama da oluyordur abi. Şimdi ben mesela sigara içerek bunu bilmiyorum ama Türk kahvesi bazen beni hakikaten rahatlatıyor ama Şimdi sigara mesela. içindeki gibi bir mutluluğu oluyor muyum kahve içtiğim için olmuyor. Oh diyorum sadece. Şöyle mesela hayatında hiç sigara içmeyip pro içenler var. Benim tanıdığım. Sigara kullanmayıp pro. Şimdi günde bir tane pro içiyor adam. Hmm. So, o keyif gerçekten. Zaten Amerika'da falan da serbest biliyorsun. Yani o bir ayrı bir kültür. Pro kulaplarda falan içiliyor biliyorsun. Çünkü adam bir tane pro, proyu çok içine çekemediğin için hani o bir keyif yani pro. Günde bir tane pro zamanım var mesela. O mesela şey. Neydi onun adı? O, o, onu anlıyorum hani. Günde bir tane benim de şöyle bir bir, bir pro içeyim lan. Oturayım şöyle kafamı rahatlatayım dönemini. Bir anlıyorum ama gerisi biraz legalize işi yani. Kendini kandırma. Baba şimdi kahveden sonra da bir tane içmeyelim mi falan. Günde iki tane, üç tane içebiliyorsan her hiç bırakmazdım ben de mesela. Yani günde hmm. üç tane içiyor olsan hiç abi bırakmadım. girdim. Zaten arkası geliyor değil mi? Tabii abi. Tabii yani mesela bir şey tane muhtemelen hikaye. Yani için. şey olsa hani günde üç tane içiyorum ben abi. Mesela öyle adamlar hastayım ben. Ben günde üç tane içerim abi. Günde iki tane içerim. O adama hayır hayır bırakma zaten. O, sen bırakma o zaman. Onu bırakma yani. O hiç o faydalı bile. Çünkü o kendini iyi de hissediyorsun. Ama öyle bir şey olmuyor maalesef. Devam ediyorsun yani. Çoğu insanda da tiryakilik oluyor. Tabii zararlı şeyleri kontrol altında Arkadaşlar, yapmanın ayrı bir razı var zaten. Arkadaşlar ben bırakırsam herkes bırakır bak onu söylüyorum. Ben çok içiyordum. ...epey oldu. Ee, tavsiye de ederim. Evet benim de yani... ...ya yani hiç içmemiş olma hayatımda... ...kendime yaptığım en iyi şeylerden biri herhalde. Tabii tabii hiç içmemek en güzeli. Sen de buraya başlayabilirsin aslında. Hiç içmedin için. ha orada içmedim yani sigara içtim. Denediğim oldu tabii bu arada orada yani. Ya, özentilik falan ya da işte ne bileyim şimdi de... Ay, sevmedim falan. Aynen e, güzel böyle kalabalık bir yemeğe gidildiyse... E, ...belki orada oturamıyorum ama hani kullanıcı olmadım yani... ...hani o manada... Anladım. Olacağımı da düşünmüyorum açıkçası. Evet kötü bir şey sonuçta. Gerçekten çok zararlı bir şey. İnşallah herkes kurtulsun. Evet 2024 yılında sigara içenleri sigara bırakmalarını da tavsiye edelim. Kesinlikle buradan. bırakın abi. Daha güzel, daha sağlıklı, daha eğlenceli bir sene sağlıklı, eğlenceli, şanslı bir yıl olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni senede vol ekranlarında yeniden buradayız. Futbol heyecanının Media Mark'ta tam zamanı. Media Markt katavayı sundu.